Merhaba ve Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un en yeni ve en kuvvetli amiral gemisi S21 Ultra'ya hem bir kutu açılışı yapıyoruz hem de şöyle bir genel özelliklerine tepe açımızdan bakıyoruz. Kutu taze taze geldi arkadaşlar. Kutumuz gördüğünüz gibi ince. Bilin bakalım içinden ne çıkmayacak. Evet, tahmin ettiğiniz gibi adaptör çıkmayacak arkadaşlar kutunun içinden. Ama çok fazla dolandırmayayım ben lafı. Sizlere en iyisi üst açımıza geçelim ve oradan göstereyim. Şimdi masamıza geldik. Karşımızda duruyor S21 Ultra 5G. Gördüğünüz gibi şöyle bir açalım bakalım ilk olarak bizi ne karşılayacak. Şöyle hemen kaldıralım. Bize gelen test örneği Phantom Black arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen siyah. Hemen şöyle kutu içeriğine bakalım diyeceğim arkadaşlar. Ama artık bildiğiniz gibi Apple'dan sonra bu moda olmaya başladı. Çevrecilik adına kutuların içerisine şarj aleti konulmuyor arkadaşlar. Çıkartalım. Bir tane USB'miz çıkacak içerisinden. İki tarafı Type-C ile olan bir kablomuz geliyor. İsterseniz veri aktarım için, isterseniz şarj etmek için. Tabii ki de siz buna bir adaptörünüz yoksa mevcutta yeni bir tane adaptör almanız gerekiyor. Alırken de şuna dikkat etmeniz lazım. Adaptörünüzün girişinin Type-C olması lazım. Kutu açılışı bitti. Bir tane de burada SIM kart iğnemiz var. İlk dikkat çeken şey şu arka taraftaki kamera modülü. Böyle bir sürü kamera siyah bir şeyin üzerine eklenmiş. Çıkıntı fazla telefonu kalınlaştırıyor mu? Kalınlaştırıyor ama kamera kalitesinde zaten fotoğraflar vesaire çekeceğiz. Orada hep beraber tartışacağız. Orası ayrı mesele. İlk bakışta şöyle tripofobi diye bir fobi var. Onu böyle tetikleyecek bir tasarımmış gibi duruyor. Böyle bir sürü delik yan yana böyle. Kameralar bu şekilde. Arka taraf dümdüz gördüğünüz gibi. Kamera çıkıntısı dışında kameralar hakikaten de epey çıkıntı yapmış. Bunun yanında şöyle çevirdiğimiz zaman ses açma kısmı düğmesi var. Burada sol tarafta herhangi bir şeyimiz yok. Alt tarafta işte Type-C girişi, hoparlör, SIM kart girişi vesaire gibi şeyler var. Üst tarafta da yine mikrofonlar bizi karşılıyor. Ben parmak izimi tanıtmıştım. Bakalım hızlı açıyor mu? Bir kere de açtı. Herhangi bir sorun yok. Tekrar deneyelim. Parmak izi okuyucusunda herhangi bir sıkıntı yok. 3 tane deneme yaptık. Hepsinde de açmayı başardı. Şimdi ekran ve tasarımla devam edelim isterseniz arkadaşlar. Ekranda neyi görüyoruz? Tabii ki de Samsung'un Infinity O denilen tasarım anlayışı devam ediyor. Yani orta tarafta sadece bir tane kamera deliğimiz var ve ekranın geri kalanı tamamen bize kalıyor. Telefonumuzun ekranı 6.8 inç arkadaşlar. Bu 6.8 inçe nasıl bir çözünürlük sığdırmışlar? Gelin hep beraber bakalım. Ekran ayarlarına girdiğimiz zaman 3200x1440'lık bir çözünürlüğümüz var ve bu çözünürlükte şöyle bir avantaj da var arkadaşlar. Adaptif burada pürüzsüz hareket dediği meseleyi adaptif olarak kullanabiliyoruz. Yani 120 Hz'e kadar ekranımızı kullanabiliyoruz. Şu an adaptif hareketteyiz arkadaşlar. Aslında ekranımızın şu an 120 Hz kullanmasına gerek yok. Adaptif de bu işe yarıyor aslında. Ekranımızda hareketsiz bir şey varken onu Hz'ini düşürüyor. Hem pilden hem de enerjiden tasarruf etmiş oluyor. Ancak mesela bir video izliyoruz, oyun oynuyoruz, hareketli bir şeyler yapıyoruz. O zaman 120 Hz'e çıkartıyor ve çok daha akıcı bir görüntü görüyoruz ekranda. Ekran panelinden de bahsedelim. Dinamik AMOLED 2x bir ekranımız var arkadaşlar. Dediğim gibi Samsung telefonlarda genelde hani ucuz dahi olsa, uygun fiyatlı telefonlarında dahi olsa güzel ekranlar görüyoruz ki S21 Ultra'da zaten en güncel amiral gemisi. Bunda da kullanabilecekleri en üst seviyedeki ekran teknolojisini kullanmışlar. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman telefonun tasarımından devam edecek olursak arkadaşlar gayet sade bir arka plan bizleri bekliyor. Arka taraf bekliyor bizleri. Ne açıdan sade? Tabii ki de kameraların orası delik deşik gördüğünüz gibi. Örümcek gözüne böyle sanki andıran değişik kamera delikleri var burada. Büyüklü, küçüklü vesaire. Bunların hemen altında çok sade bir Samsung logosu görüyoruz hemen burada. Bunun yanında arka tarafa şöyle baktığımız zaman gerçekten de parmak izi bırakmayan güzel bir yüzey kullanmışlar bu planda. Şimdi isterseniz hazır arka tarafı çevirdik, kameralardan bahsedelim. Aslında 5 tane varmış gibi gözüküyor ancak burada toplamda 4 tane kameranız var. Bir tanesi sensör aslında, öyle düşünebilirsiniz. 4 kamerada kağıt üzerinde şu şekilde 2 tanesi telefoto lens. Bunların bir tanesi ultra geniş, bir tanesi de geniş açılı ana kameram. Geniş açılı ana kameramıza baktığımız zaman 108 megapiksel değerini görüyoruz. F1.8 diyafram değerine sahip ve 26 milimetrelik bir kamera kendisi. İkinci lensimiz, telefoto lensimiz f4.9 diyafram değerine sahip. Buradan da düşük ışıklı ortamlarda çok iyi çekmeyeceği izlenimini aslında şimdiden bizlere veriyor yavaş yavaş. Bunun yanında 10 kat optik yakınlaştırma yeteneğine sahip. Ayrıca da 10 megapiksellik bir çözünürlüğü var. Bunun ikinci telefoto lensine baktığımız zaman da yine 10 megapiksel çözünürlüğünü görüyoruz. Bu sefer diyaframımız f2.4 oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda da 70 milimetre eşdeğer çekimler yapabiliyorsunuz bu lensle birlikte. İkinci telefoto lensimiz 3 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Diğeri 10 kattı. Bu da 3 kat arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Son lensimize baktığımız zaman ultra geniş açılı bir kamera bizleri bekliyor. 12 megapiksel değerinde f2.2 diyafram değerini taşıyor ve 13 milimetreye eşdeğer bir lens diyebiliriz bunun için. Yani oldukça geniş açılı çekimler yapabiliyoruz. Bunun yanında video tarafında şunlardan da bahsetmemiz lazım arkadaşlar. Standart ana kameramız, hatta bütün kameralarımız 8K çözünürlükte kayıt yapabiliyor ama 24 karede arkadaşlar. 4K çözünürlüğe düşerseniz de
ki artık hani 8K'dan 4K'ya düşüyoruz falan gibi şeyler konuşmaya başladık. 4K çözünürlükte 60 kare çekimler yapabiliyoruz. Bunun yanında daha fazla seçeneğine geldiğimiz zaman burada çeşitli değişiklikler görüyoruz ufak tefek. Mesela yönetmen görünümü gelmiş. Yönetmen görünümüne bastığımız zaman bu hani kurgu yapanlar vesaire bu işlerle uğraşanlar bilir. Picture in picture diye bir olay var. Hem arka kamerayı kaydediyor hem ön kamerayı kaydediyor. Yani böyle vlog çekiyorsunuzdur ya da karşılıklı bir şey anlatacaksınızdır vesaire vesaire orada. Bunu kullanabilirsiniz. 40 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Ancak orijinalinde 40 megapiksel çekmiyor. Sizin yine gelip buradan 40 megapikseli seçmeniz lazım. Tıpkı arkadaki 108'de olduğu gibi arkadaşlar. Bunun yanında video tarafına baktığımız zaman ön kamerayla gördüğünüz gibi 4K çözünürlükte 60 kare videolar çekebiliyoruz. Ve birazcık da telefonun donanımına geçiş yapalım isterseniz. Gördüğünüz gibi telefon kutudan Android 11 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Android sürümü 11, One UI 3.1 sürümüyle birlikte de arayüz olarak karşımıza çıkıyor. Samsung bildiğiniz gibi ülkemizde Exynos işlemcileri kullanıyor. Bu telefonda da aynı şeyi devam ettiriyor arkadaşlar. Exynos 2100 işlemciliyle birlikte geliyor bu telefon. Aslında Snapdragon'daki eşi 888 desek yanlış olmaz. Bazı ülkelerde bununla satıyor. Bizim ülkemizde Exynos'un modelini satıyor. Bunun yanında RAM seçenekleri 2 tane arkadaşlar. Bu da yine yurt dışındaki versiyonlarda. Ülkemizde şu an bizim gördüğümüz kadarıyla sadece 12 GB'lı modeller gelecek. 12 GB RAM'e sahip. Sadece depolamada ufak bir değişiklik var. 128 veya 256 olarak alabiliyorsun. Ayrıca bu telefona bir hafıza kartı takamıyoruz arkadaşlar. Teknik özelliklerde son olarak söyleyeceğim şey 5000 mAh'lik bir batarya ile birlikte geliyor arkadaşlar. Kutu içerisinden herhangi bir dediğim gibi şarj aleti vesaire çıkmıyor. Bunu da hatırlatalım. Tabii kablosuz şarj vesaire gibi özellikleri mevcut kendisini. Bunlara değinmeye bile gerek yok bu ön bakış videosunda. Şimdi yavaş yavaş isterseniz gelin toparlama kısmına doğru bir geçelim. Şöyle bir tane video açayım arkada. Ben fiyattan bahsederken bu da dönsün arkadaşlar. Türkiye'de satılacak olan 128 GB'lık modeli bu telefonun 16.000 TL. Eğer bizim elimizdeki 256 GB'lık modeli alırsanız da onun da fiyatı 16.500 TL. Arada 500 liralık bir fiyat farkı var. Buna 16.000 lira veririm ben. Benim için sorun değil böyle bir telefon alacağım diyorsanız bence 500 lira daha koyup sanki 256 GB daha almak bana bir tık daha mantıklı gibi geliyor. Sonuçta bu 8K video çekiyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyorsunuz. Depolama bir süre sonra belki sıkıntı olabilir 128'de. Ancak 256'da en azından uzun süreler bu sorunu yaşamazsınız diyelim. Onun dışında diyelim 16.000 lirayı verdiniz 16.500 lirayı. Şu an ön siparişte çeşitli kampanyaları var. Mesela 1000 liralık bir Samsung shoplarda kullanabileceğiniz hediye çeki veriyorlar. Ya da onun dışında Galaxy Buds Pro'yu yanında hediye veriyorlar vesaire vesaire gibi kampanyaları var. Hani girip sitelerinden bakabilirsiniz. Hani o 1000 lirayı alırsanız ne yaparsınız? Bir tane adaptörünüz yoktur. Adaptör alırsınız. Kablosuz şarj cihazının yanına koyarsınız vesaire vesaire. Gibi ekstra şeyleri de aslında almış olursunuz yanında. Ama kim ne derse desin tabii ki de 16.500 lira gibi fiyatlar birazcık pahalı arkadaşlar. Bu konuda da herhangi bir tartışmanın lüzumu yok. Telefon hakkında düşüncelerinizi, fiyat hakkında, özellikleri hakkında gördüğünüz, görmediğiniz şeyleri vesaire bizlere yazın arkadaşlar. Yorum bölümünden hep beraber tartışalım. Artık videomuzu kapatabiliriz. Şuraya beğen butonu koyduk. Ona basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.